burada Mescid-i Nemire var, şu uzun minareli. Bu mescidin bir kısmı Arafat'a giriyor, bir kısmı Arafat'ın dışına çıkıyor. Şu anda yani hac aslında dünya Müslümanlar için bir en büyük zirve, en büyük kongre konumunda. Keşke imkan olsa da siyasiler, yöneticiler de burada Arafa günü bireysel ibadetlerinin, vakfelerinin yanı sıra toplumlarının, devletlerinin, dünya Müslümanlarının o yılki sorunlarını, ihtiyaçlarını görüşebilseler. Bu bağlamda son yıllarda Türkiye'de bazı meslektaşlarımızın işte haccın zamanını değiştirelim, işte yılın belli bir ayına donduralım gibi teklifleri falan var. Bu fıkıh usulü açısından da, Kur'an ve hadisleri, sünnet açısından da katılmamız mümkün olmayan bir şeydir. Dolayısıyla bizim mesela Arafat'ta vakfe yapmamız, evet Kur'an bundan bahseder ama Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetler önce Kur'an'da ayların 12 olduğunu, sonra hacdan bahsederken bunun sayılı belli aylar olduğunu işaret eder. Sonra iki günden bahseder, sonra en son bir güne kadar indirir. Usul fıkha göre bu dar zamanlı bir ibadettir. Yani senede ikinci kez, üçüncü kez hac yapamazsın. Ama umre öyle değildir. Senede defalarca umre yapabilirsiniz. O bakımdan bu noktada bizim yani Kur'an'ı öne sürerek hadisleri ve sünneti, Hazreti Peygamber'in uygulamalarını devre dışı bırakarak bir hac yapmamız doğru olmaz.